Haftalık Turgutlu Belediyesi Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Urganlı mahallemizde yazlık sinema ve yazlık düğün salonu olarak kullanılan ve geçtiğimiz haftalarda ihale süreci tamamlanan Urganlı Düğün Salonu projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 6 milyon 250 bin TL'lik yatırımla Aralık ayında tamamlanması öngörülen Urganlı Düğün Salonu projesi toplam 833 metrekare alanı kapsıyor. Projenin 515 metrekaresi ise düğün salonu olarak planlandı. 300 kişilik kapasiteli olan projede karşılama alanı, gelin odası, bebek bakım odası, mutfak, büfe, depo ve tuvaletler de bulunacak. Her şeyin en güzeline layık olan çok kıymetli Urganlı halkı. Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Urganlı'ya geçen hafta biliyorsunuz bundan bir ay kadar önce su dolu tesisi yaptık. Çok ciddi bir ihtiyaçtı. Bazıları diyorlarmış, ne olacak proje, niye yapmadılar bugüne kadar? Niye yapmadılar? Madem ne olacakmış, ufak bir projeymiş de, niye yapmadınız 30 sene, 40 sene, 50 senedir, niye yapmadınız? Şimdi, bugün düğün salonunun temelini atıyoruz. Buraya gelmeden önce, maske sorunlarıyla görüştük. Mevcut su deposunun olduğu yerde de su deposuyla artık işimiz kalmadı. Kullanılmaz durumda. Oranın yıkımını talep ettik. Yıkımı yapıldığında da oraya muhtarımla konuştuk. Halı sahanızı oraya yapıyorum arkadaşlar. Urganlımız hayırlı olsun. Halı sahanızı oraya yapıyorum. Ben 833 metrekare olan zemin inşaatı düğün salonunun Urganlımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Seçildiği günden bugüne Turgutlu halkına vermiş olduğu sözleri bir yerine getiren, kırsal mahalle, merkez mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren, Turgutlu'ya hizmetine her davetle hemen Çetin Akın başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün de Urganlı'dayız. Urganlı Düğün Salonu'nun temel atma töreninde hep birlikteyiz. Ben Urganlı'ya düğün salonunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde çocukların yaz aylarında spor faaliyetleriyle zaman geçirmeleri, sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen basketbol, voleybol ve yüzme kurslarını Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcılarımız ile birlikte ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Eğlenceli bir yaz dönemi geçirilmesi adına kurslarımıza kayıtlarımız devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzemizde başlayan müze sohbetlerinin 3. programı da yoğun ilgi gördü. Kasaba mı, Turgutlu mu başlıklı program, kültür ve tarih dostlarını kent müzemizin bahçesinde buluşturdu. Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Başkanımız Akın, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Daire Müdürlerimiz ile birlikte Başkanlık Makamında ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyemizde belediye personelimizle bayramlaştı. Belediyemiz ev sahipliğinde ünlü oyuncular Tuna Arman, Umut Oğuz, Somer Karvan, Ceren Bayır, Suat İnal, Ebru Karanfilci'nin yer aldığı Hırsız Oyunu tiyatro severlerle buluşacak. Oyun 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da Ergenekon Mahallemiz Seyirtepe Amfiteyatro'da ücretsiz olarak sahnelenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programında Başkanımız Çetin Akın, Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, başkan yardımcılarımız partililerle bir araya gelerek bayram sevincini yaşadı. Kurban Bayramı dolayısıyla belediyemiz ve kaymakamlığımız ev sahipliğinde Orta Park Restorant'ta geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Ardından şehitlik ziyaret edilerek kahraman şehitlerimiz dualarla yad edildi. Kurban Bayramı öncesi kentimizde kurulan hayvan pazarını ve Erbiller Sanayi Sitesi'ni Başkanımız Akın, Başkan Yardımcılarımız ile birlikte ziyaret ederek esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Şehitler Mahallemiz Çiçek Sokak'ta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı.
Ekiplerimiz 7. Mıntıka Kanal Üstü mevkisinde asfalt hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdi. Saruhan Sokak'ta ise asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimiz genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz Şadi Turgutlu Ortaokulu'nda boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Böylece yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrencilerimizin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmeleri sağlanacak. Ekiplerimiz Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çim ve çiçek dikimi çalışmalarını sürdürüyor. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.